Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İstanbul Şubesi Grand Cevahiri Otel'de düzenlediği iftar yemeği organizasyonunda yılın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi. 2015-2016 sezonu Kadınlar 2. Ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayıp Kadınlar 1. Ligine yükselen kadın futbol takımımızın teknik sorumlusu Mutlucan Zavotçu da yılın başarılı antrenörlerinden biri olarak ödüllendirildi. Organizasyonun sonunda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Antrenörü Esat Kaan Saka, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Rıza Çavuşoğlu mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundular. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hani bu ödülü bize layık gören TÜFAT ailesine öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yıl, her yıl seçilen başarılı antrenörlere verilen bir ödül, plaket diyelim. Bu sene bize de layık gördüler. Ancak bir başarılı antrenörün tabii başarılı olmasını sağlayan başarılı bir takımı olmuş olması gerekiyor ki o ödüle layık görülsün. O yüzden ben öncelikle buradan oyuncularımıza, teknik heyetimize ve camiamıza teşekkür ediyorum. Ben bunu kendi adıma değil, kulübüm, Beşiktaş camiası adına, kulübüm adına ve takımımız adına alıyorum. Kadın futbol takımımıza ithaf edilen bir plaket olduğunu, ödül olduğunu düşünüyorum. Temmuz ayının ortaları gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda hem dinlenmeyle beraber özel antrenman programları uygulayan arkadaşlarımız var. Yeni aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. Önümüzdeki sezonda daha da güçlenerek birinci ligde de camiamıza bu sevinçleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Ondan sonrasında da inşallah Avrupa kupalarında kadın futbol branşında hem ülkemizi hem camiamızı temsil etmek istiyoruz. Antrenmanlarımız Temmuz ortası gibi başlayacak. Önümüzdeki sezon birinci lig tabii daha zor olacak. Şu an dinleniyoruz. Antrenmanlar dediğim gibi Temmuz ortası başlayacak ve önümüzdeki sezon camianın ve taraftarın beklentisinin farkındayız. Biz de bu senenin verdiği şampiyonluk ünvanıyla önümüzdeki sene de birincilikte şampiyon olmak istiyoruz. Ona göre de çalışmalarımız olacak. Kadroyu güçlendireceğiz. Spor camiasının, ailesinin yan yana geldiği ortamları ben çok seviyorum. Ve burada gönülden bu işler oluyor. Gönülden çok sıcak bir geceydi. Türk sporunda tabanda ciddi bir birlik ve beraberlik var. Ve isimsiz kahramanlar var. Bu gecelerin sonunda ben hep bu duygulara kapılıyorum. Türk sporunun çok daha organize olmaya, çok daha güzel işler yapmaya ihtiyacı var. Tesisleşme, eğitim, birlik, beraberlik, maddi imkanların genişlemesi, yönetici eğitimleri, kaliteleri, antrenör eğitim kaliteleri. Daha çok mesafemiz var ama hiç olmazsa bir farkındalık yaratılıyor. Ve bu farkındalık da bize bir yere getirecek diye ümit ediyorum. Genç bir nüfusuz, 80 milyon bir ülkeyiz. Sporda çok daha iyi yerlerde olmamız lazım gelir diye düşünüyoruz. Hem altyapılar olsun hem üst yapılar olsun kupalarını vermeye de bir yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak yönetim kurulu adına kupaları da vermek istiyorum. Onları sahipsiz bırakmamak istiyorum. Vodafone Arena'da kupayı ben verdim. Kız takımlarının çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'de spor gelişecekse bayanların çok spor yapması, gençlerin çok sayımızın artması lazım. Bizim için tüm ligler çok önemli. Önce katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğitimcimizin eğitilmesi adına biz her zaman her şekilde antrenörümüzün yanındayız. Ülkede İstanbul ayağı olarak bir kıvılcım olmak istedik. Antrenörlerimize eğitimin önemini anlatmak istedik. Gönül ister ki, benim bireysel görüşüm, gönül ister ki her kulüp bir kadın futbolu takımı kursun. Yani bu benim şahsi düşüncem. O zaman kızlarımızın, çocuklarımızın futbola yatkınlığını hep beraber daha net görürüz. Ben tekrar tebrik ediyorum. Mutlucan Zavoç hocamı hem telefonla hem şahsen tebrik ettim. Camianızı da ayrıca tebrik ediyorum. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş takımı, Beşiktaş kadın takımı Süper Lig'de üç büyükler diye adlandırdığımız takımlar içerisinde tek
Bu vesileyle ama orada bir de Mutlucan Zavacı Hoca'yı kutlamak gerekir. Kızlarımıza verdiği emek, geçen yıllarda da ben katıldım bazı etkinlikte, orada da gördüm, bu yıl da gördüm. Dolayısıyla Mutlucan Zavacı Hoca'yla beraber bütün camiayı kutluyorum. O imkanı sunan yöneticilerimizi kutluyorum. Sahiplenen taraftarlarımızı kutluyorum. Siz medya ayağını kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Bize düşen bir görev olursa antrenör derneği olarak da her şekilde yanınızdayız. Bunu da bilmenizi istiyorum.